Merhaba, yeni bir medya manşet programı ile karşınızdayız. Bugün aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın da ilk günü. Programa başlarken öncelikle Müslümanların, inanan Müslümanların, iyi Müslümanların, ırkçı ve faşist olmayan Müslümanların, dini siyasetlerine alet etmeyenlerin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlamak istiyorum. Bugün gündemimizde iki temel konuyu ele alacağız. Biri, kayıplar haftasının içindeyiz ve Cumartesi annelerinden İkbal Eren ile kayıplar haftasını ve devletin kayıplar politikasını konuşacağız. Hemen ardından Irak Kürdistan'ında ve Güney Kürdistan'da ve Irak'ta son merkezi hükümetin kurulmasıyla birlikte yaşanan gelişmeleri de yazar arkadaşımız Hevler'den bize bağlanacak Kerem Çiftçi ile konuşacağız. Medya manşet başlıyor. Her hafta olduğu gibi haftanın manşetleriyle başlıyoruz. Bu haftanın manşetlerini arkadaşlarımız sizler için derledi. ...17 Mayıs günlü Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde iktidarın gasp ettiği belediyelere ilişkin HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın bin yılda geçse eyvallah demeyi sözleri yer aldı. Evrensel gazetesinin 18 Mayıs günü yayınlanan nüshasının manşetinde patronların koronavirüs salgınını gerekçe ederek yaşama geçirmek istediği işçi çalışma kamplarında haberi vardı. Yeni Özgür Politika gazetesi 18 Mayıs günü HDP'li belediyelerin gasp edilmesine dönük Avrupa'nın 20 kentinde gerçekleştirilen protesto eylemlerini size boyun eğmeyeceğiz manşetiyle gündeme getirdi. Yeni Yaşam gazetesi 18 Mayıs günü sür manşetinden Mayıs şehitlerini görürken manşetinde de HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın gazeteye verdiği özel demeci toplumu koruyacak olan dayanışmadır sözleriyle gördü. Haftalık Kürtçe Hebun manşetinde tekrarlanan işgal sözleriyle HDP'li belediyelere dönük saldırı vardı. Gazete manşet fotoğrafında Siirt Belediyesi Eş Başkanı Berivan Helen Işık'ın polislerce kapısı kırılarak aranan evinin görüntüsü kullanıldı. 19 Mayıs günü Özgür Politika gazetesinde Garzan mezarlığından çıkarılarak İstanbul Kilyos'ta kaldırıma gömülen 261 cenazenin haberi vardı. Haberde 4 yıldır cenazesini alamayan ailelerin görüşlerine de yer verildi. Yeni Yaşam gazetesi de 19 Mayıs günü kaldırıma gömülen cenazeleri gündeme getirdi. Gazete haberinde ailenin yanı sıra hukukçu ve din insanlarının da görüşlerine yer verdi. Bir kısmı Ermenice yayınlanan Agos gazetesi bu kaostan seçimle çıkılır diyerek Ermeni cemaatlerine bağlı okullarda yaşanan görevden almalara ilişkin sorunların ancak seçimle düzelebileceğine dikkat çekti. Bir Gün gazetesi AKP'nin koruma kalkanı adı altında patronları korumaya dönük yeni önlemler almasını 20 Mayıs günü böyle olur AKP'nin koruma kalkanı sözleriyle manşete taşıdı. Yeni Özgür Politika gazetesinin 20 Mayıs günü manşetinde gözaltında kayıplar vardı. Gazete 1200 kişiyi katletti sadece 16 dava açıldı sözleriyle devletin gözaltındaki kayıplara ilişkin politikasını gündeme taşıdı. 20 Mayıs günü farklı inanç gruplarının mezarlıklara saldırıları değerlendirildiği özel haberini sür manşetten veren Yeni Yaşam gazetesi 670 akademisyen, sanatçı, aydın, siyasetçi ve toplum liderinin kardeş kavgası istemediklerine dair ortak açıklamasını ise manşetten verdi. Haftalık Atılım gazetesinin 428. sayısının sür manşetinde kaldırıma gömülen cenazeler vardı. Gazetenin manşetinde ise patrona koruma işçiye çalışma kampı sözleriyle rejimin halka dönük uygulamaları gündeme getirildi. Yeni Yaşam gazetesi 21 Mayıs günü çocuk yaşta evliliği yasalaştırmaya dönük hazırlıklar yapan iktidara karşı sokaklara çıkan kadınların aklınızdan bile geçirmeyin sözleri vardı. Cumhuriyet gazetesi 22 Mayıs günü iktidarın muhalif basına dönük politikasını gazeteye verilen 35 günlük ilan kesme cezası üzerinden gördü. Gazete muhalefetin tepkisini de ilk sayfadan gördü. Evrensel gazetesinin manşetinde 22 Mayıs günü HDP'ye dönük saldırılar vardı. Demokratik siyasete abluka sözleriyle verilen haberde Ankara'da açıklama yapmak isteyen HDP'lilere dönük polis saldırısının görüntülerine de yer verildi. 22 Mayıs günü Türk Devleti'nin Rojava'ya dönük saldırılarını manşetten gören Yeni Özgür Politika gazetesi, halkın tarlalarının yakılmasını da öne çıkardığı haberinde hem işgalci hem kundakçı sözlerini kullandı.
22 Mayıs günü dünyaca tanınmış kadın yazar, akademisyen ve siyasetçilerin Zinivert'teki gerilime ilişkin mektubunu sürmanşetten gören Yeni Yaşam gazetesi, manşetinde ise Garzan mezarlığından alınarak İstanbul Kilyos'ta bir kaldırıma gömülen 261 cenazenin haberini okuyucuya ulaştırdı. Evrensel gazetesi 23 Mayıs günü manşetini kayıplara ayırdı. 19 yıl önce kaybedilen HADEP yöneticisi Serdar Tanış'ın oğlunun sözlerini manşete taşıyan gazete, diğer Tanış'ın "babamla birlikte çocukluğumu da kaybettiler" sözlerini öne çıkardı. Özgür Politika gazetesinin 23 Mayıs günü nüshasının manşetinde Kürt kadın siyasetçilere dönük saldırılar vardı. Kadınların açıklamasına yer veren gazete, gözaltıların siyasi soykırım olduğuna dikkat çekti. Yeni Yaşam gazetesinin 23 Mayıs günlüğü nüshasının manşetinde ağır hasta olmasına rağmen aylardır tahliye edilmeyen Sabri Kaya'nın durumu vardı. Gazete, Kaya'nın yaşamını yitirdiği gün tahliye edilmesine ilişkin haberi manşetten verdi. 15 günlük Özgür Gelecek gazetesinin sürü manşetinde İbrahim Kaypakkaya ve diğer 18 Mayıs şehitlerine ilişkin habere yer verilirken, manşetinde ise işçilerle yüzlerce metrelik mesafeden görüşen Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte "onlar bir avuç, biz milyonlarız" sözlerini öne çıkardı. Haftanın manşetlerine birlikte baktık. İçinde bulunduğumuz hafta aynı zamanda Kayıplar Haftası. Kayıplar Haftası Cumartesi annelerinden İkbal Eren'le konuşacağız ama öncesinde hazırladığımız kısa bir haberimiz var. Onu birlikte izleyelim, ardından Kayıplar Haftası'nı konuşacağız. Uluslararası Kayıplar Haftası çerçevesinde tüm dünyada 21-27 Mayıs günleri arasında çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor. Türkiye Kayıplar Haftası'na en ağır bilançoyla giren ülkelerin başında geliyor. Cumhuriyet tarihi boyunca devam eden 12 Eylül'den sonra kitleselleşerek günümüze kadar süren gözaltında kaybetme ve yok etmeler AKP-MHP rejimi döneminde de durmadı. 90'larda beyaz toroslarla kaçırılıp kaybedilenler AKP-MHP döneminde siyah transporterlarla devam etti. Sanayi Bakanlığı'nda çalışırken OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen Yusuf Bilge Tunç 6 Ağustos 2019'dan beri kayıp. Son kayıplardan olan Tunç'un ailesi oğullarının boş arabasını bulduklarında polis çağırdıklarını ama polisten sadece "kaçmıştır" yanıtı aldıklarını söylüyor. OHAL döneminde pek çok kişi benzer yöntemlerle kaçırılmış, bunlardan bir kısmı uzun süre gizli merkezlerde tutularak sorgulandıktan sonra emniyet müdürlüklerine yakın yerlerde düzmece yakalama tutanaklarıyla ortaya çıkmıştı. İHAde Kayıplar Komisyonu'nun güncellenen son raporuna göre 1990'lardan bugüne gözaltına alındıktan sonra kaybolan insan sayısı 1200'ün üstünde. Resmi kayıtlara göre ise bu sürede 752 kişi gözaltında kaybedildi. Ancak Kürdistan'da insanların kaybını araması bile kaybedilme nedeni olduğundan birçok aile başvuruda bulunmadı ya da başvuruda bulunmaları tehditlerle engellendi. Bu nedenle sayının daha yüksek olması da olası. Raporda 253 toplu mezar bulunduğu, bu mezarlarda 4000'den fazla kişinin gömülü olduğu belirtiliyor. İhade başta olmak üzere birçok hak savunucusu gözaltında kayıpların insanlık suçu sayılmasını istiyor. Türkiye'de kayıplar için İstanbul'dan Batman ve Amed'e kadar birçok kentte düzenli olarak anma etkinlikleri yapılıyor. OHAL döneminde AKP rejimi bu anma etkinliklerini de yasakladı. Şimdilerde ise cumartesi annelerinin öncülüğünde devam eden anma etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştiriliyor. Evet, Kayıplar Haftası'nı Cumartesi annesi Kayıp Hayrettin Eren'in ablası İkbal Eren'le konuşacağız. İkbal Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Doğrusu hemen sormak istiyorum. Cumartesi anneleri uzun yıllardır kayıpları arıyor, bunun peşinde. Aslında bu iktidar zamanında bir söz de vermişti. Berfu Ana'ya da o sözü vermişti. Ancak şimdi bakıyoruz, tam aksine giderek ağırlaşan bir tabloyla yeniden karşılaşıyoruz. Cumartesi annelerinin etkinlikleri yasaklanıyor. O yetmiyor, yeni kayıplar da söz konusu.
Kayıplar Haftası'na girerken, Kayıplar Haftası'nın içindeyken siz önce bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu sorarak başlamak istiyorum doğrusu. Şöyle herkesin bildiği gibi cumartesi anneleri eylemi ya da bu ülkede göz altında kaybetmelere karşı eylemler 27 Mayıs 1995 yılında Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç'un kaybedilip onların cansız bedenlerine ulaşılmasıyla başladı ve göz altında kayıplara dikkat çekilmeye başlandı bu ülkede. Ama daha öncesinde de o yüzlerce göz altında kayıp olmuştu. Fakat Türkiye gündeminde asla konuşulmadı göz altında kayıplar. Ta ki cumartesi anneleri eylemi başlayıncaya kadar. 1995 yılında Baba Ocak ile başlayan bu eylemden sonra bütün göz altında kaybedilen kişilerin aileleri yavaş yavaş bir araya geldi ve kocaman bir aile oldular. Burada tabii ki bir takım talepleri vardı ama öncelikle istediğimiz şey başka göz altında kaybetmeler olmasın, başka anneler ağlamasın. Evet. Daha doğrusu göz altında kaybetmenin önüne geçmekti amaç. Bir kısmen de başarılmış oldu diyelim. Zaman zaman şiddetli baskılar da gördük. Bir dönem bu nedenle kesintiye uğradı. Ama sonrasında Ergenekon mahkemeleriyle birlikte tekrar oturmaya başladık ve 700. haftaya kadar kesintisiz geldik. 700. haftada Ceberut Devlet yüzünü gösterdi tekrar bize. Ki sizin de belirttiğiniz gibi 2011 yılında bugünün Cumhurbaşkanı, o dönemin Başbakanı cumartesi annelerini kabul etmişti. Dolayısıyla cumartesi anneleri meşru bir zemine oturmuştu o dönemde. Berfu Anne ve 10 aileyi kabul etmişti. 10 anne ya da 10 kayıp yakını vardı. Benim annem de bunlardan bir tanesiydi. Evet. Berfu Anne, işte Hanım Tosun, Elmas Eren, şu an Emine Ocak, şu an aklıma gelenler. Göz altında kayıplarla ilgileneceğini, dosyaların açığa çıkarılacağını söyledi ve söz vermişti. Ancak sadece Cemil Kırbayır dosyası mecliste gündeme geldi. Bir alt komisyon oluşturuldu. Ancak o da sonuçsuz kaldı. Bugünün Cumhurbaşkanı'nın kabul ettiği cumartesi anneleri 700. haftada büyük bir şiddete maruz kaldı. O günden bugüne de yani 91 hafta oldu. 91 haftadır biz Galatasaray Meydanı'nda kayıplarımızla buluşamıyoruz ki bizim için çok değerlidir orası. Çünkü bizim mezarlarımız yok. Bugün bayram örneğin. Evet, sokağa çıkma yasağı var ancak olmadığı zamanlarda da biz kayıplarımız ya da kaybettiğimiz sevdiklerimizin mezarlarına bir çiçek götüremiyoruz. Gidip işte annelerimiz evlatlarının başında dua etmek istiyorlardı. Bunu yapamadılar. Yapamadan giden annelerimiz oldu. Benim annem gibi. Bu nedenle de Galatasaray Meydanı bizim kayıplarımızla buluşma mekanımızdır. Çok bizim için çok değerli. Mezar yerlerimiz yok. Biz orada sanki gittiğimizde o fotoğrafları elimize aldığımız zaman onlarla buluşuyoruz. Büyük ailemizle buluşuyoruz. Birbirimize güç katıyoruz. O nedenle de bizim için çok değerli olan bu alan 91 haftadır bize kapatıldı. Peki bu alanı geri alabilmek için nasıl bir çağrınız olacak? İktidar bilinçli bir şekilde yasaklıyor.
orada sizin kaybettiklerinizle buluşmanızı engelliyor. Ama görünen o, Türkiye'de özellikle meclis içinde HDP dışında belki açık demek gerekirse diğer kesimlerden ciddi bir destek de yok. O alana tekrar çıkabilmek için bir çalışmanız, çabanız ya da çağrınız var mı? Şöyle, her hafta biz yine basın açıklamamızı yapıyoruz tabii ki. İnsan Hakları, İstanbul İnsan Hakları Derneği önünden bir sokağa sıkıştırılmış olarak basın açıklamamızı yapıyoruz ve o açıklamalarımızda her hafta Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmeyeceğimizi duyuruyoruz. Ama bunun ötesinde çeşitli girişimlerde bulundu İnsan Hakları Derneği. Bu işte ilk zamanlar meclise gidip bütün parti başkanlarıyla görüşüldü. Bu konuda hani yapılabilecek ne varsa destek istendi. O dönem ilk zamanlar bütün STK'lardan ya da partilerden de destek gördük, görmedik değil. Ama sonrasında yavaş yavaş sönümlendi bu. Valilikten randevu talep edildi. Ancak işte bir hiyerarşi var. Bu hiyerarşi kaymakamlık, valilik, işte İçişleri Bakanlığı sinsilesiyle gidecek bir hiyerarşi. Cumhurbaşkanlığına kadar talep gitti. Görüşme talebi etti İnsan Hakları Derneği. Ama hiçbirinden olumlu yanıt gelmedi. Şimdi tabii ki bizler kayıplarımızı arıyoruz. Asla burada tek bir kişiye küçücük bir taş dahi atılmadı. Yani barışçıl bir eylem yapıyoruz. Anayasal haklarımızı kullanıyoruz. Dolayısıyla bu meydanı geri almak için de yasal olan yollar neyse bunları denemek istiyoruz. İşte bize davalar da açıldı. Orada olduğumuz için, bizim açtığımız davalar olduğu, şiddet gördüğümüz için buralardan belki bir yerlere varılabilir, ama öncelikle talep ettiğimiz şey elbette ki yasal yollarla bize bu meydanın tekrar açılmasını sağlamak. Bunun için de çeşitli, işte biraz önce söz ettiğim gibi kaymakamlık, Beyoğlu Kaymakamlığı, İstanbul İl Valiliği, İçişleri Bakanlığı ve sonrasında da Cumhurbaşkanlığı olmak üzere randevular talep edildi. Ancak hiçbirinden de olumlu yanıt gelmedi bizimle görüşmek üzere. Yazılı başvurular oldu, bunlara da cevap gelmedi. Ama biz yine de yasal haklarımızı kullanıp o Galatasaray Meydanı'nı geri almak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü biz şiddet yanlısı insanlar değiliz. Biz sadece kaybettiğimiz sevdiklerimizi arıyoruz. Onlara ait bir kemik, bir mezar arıyoruz. Bunun için kimsenin tırnağını da incitmedik. Bundan sonra da yolumuz bu olacak zaten. Böyle bir niyetimiz de yok. Son olarak şunu sormak istiyorum. Yani resmi rakamlar 700 küsür diyor gözaltında kayıplar için, ama koşullardan da kaynaklı, birçok başvurunun yapılmamasından da kaynaklı 1200'ün üzerinde olduğunu biliyoruz, en azından 12 Eylül'den günümüze İHA'nın yaptığı raporlardan. Şimdiye kadar ise bunlardan sadece 16'sıyla ilgili mahkeme açılmış, dava açılmış. Yanlışsam düzeltin. Peki bununla ilgili ne yapmak gerekir? Yani sonuçta insanlık suçu ve insanlık suçunda zaman aşımı mevhumu da yok ve bu davalar mutlaka açılmalı. Bu konuyla ilgili ulusal ya da uluslararası bir çaba var mı? Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Evet, tabii ki gözaltında kaybetmek, zorla kaybetmek bir insanlık suçudur. Bu suçu işleyen de devlet güçleridir. Devlet görevlileri yapmıştır bunu. Dolayısıyla hani bizim ulaştığımız rakamlar, söyledikleriniz, ama bunun çok daha fazlası olduğunu biz biliyoruz ve tahmin ediyoruz. Çünkü toplu mezarlar var. Çok az kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı bu mücadele içerisinde. Talebimiz tabii ki öncelikle
her hafta söylediğimiz şey, sevdiğimiz insanların mezarlarını, kemiklerini. Benim annem önce canlı aradı evladını, sonra mezar aradı, sonra tek bir kemiğine razı oldu. Yani bütün göz altında kayıp yakınlarının talebi bu artık. Tek bir kemiğini istiyoruz. Şimdi bu hal böyleyken tabii ki bunun mücadelesini hem ülke içinde hem de yurt dışında, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki zaman zaman başvurular da olmuştur. Bu konuda hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye'nin zorla, gözaltında zorla kaybetmelere karşı uluslararası sözleşmesini imzalaması taleplerimizden bir tanesi. Mutlaka bunun olması gerekiyor. Bu doğrultuda da bir dönem ciddi bir imza kampanyası başlattık ve bunu gerekli yerlere ilettik. Bunun da yapılması gerekiyor. Zaten bunlar olduktan sonra sanıyorum bir yol kat edilmiş olacak. Gözaltında kaybetmek bir insanlık suçudur. Asla bunun zaman aşımı olmaz. Hayrettin Eren için, yani ben kardeşim, abla değilim. Hayrettin Eren için örneğin hiç hukuk işlemedi. Gözaltında kaybedildiği hep inkar edildi. Dolayısıyla ve bir süre sonra da dosyalar raflara kaldırıldı zaman aşımı nedeniyle. Birçok gözaltında kaybın artık dosyaları kaldırılmış durumda. Failleri bilindiği halde, tanıkları olduğu halde dosyalar kapatıldı, kapatılmaya çalışılıyor. Bütün çabalarımız insanlık suçunda zaman aşımı olmaz diyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Bu çeyrek asır oldu artık. Türkiye'de çeyrek asırdır bu mücadele veriliyor. Dile kolay 25 yıl. Ama hani ne olursa olsun bu kolay bir süreç değil. Arjantin'de Plaza de Mayo anneleri yarım asıra yaklaştı. Onların mücadelesi 43. yılında. Demek ki buradan çıkan şey, bu mücadele zorlu bir mücadele ama biz bunu başaracağız, yapacağız. Asla inançlarımızdan, umutlarımızdan ödün vermedik. Umutluyuz. Mutlaka başaracağız. Ben teşekkür ediyorum ve mutlaka başaracağınıza inanıyorum. Bir bayramı daha en azından kemiklerine dahi olsa ulaşamadığınız kardeşlerinizi, çocuklarınızı bekliyorsunuz, yakınlarınızı bekliyorsunuz. Hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Tekrar iyi bayramlar dileyim. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Size de iyi bayramlar. Sağ olun. Evet, programımızın ikinci bölümünde Irak ve Güney Kürdistan'daki gelişmeler, özellikle yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte Irak'ta önümüzdeki dönemde neler yaşanacağını ve Türk Devleti'nin oradaki işgal güçlerine karşı nasıl bir politika geliştirileceğini konuşacağız. Öncesinde bir haberimiz var. Haberi birlikte izleyelim. Ardından Kerem Çiftçi ile meseleyi konuşacağız. Irak'ta geçtiğimiz yılın Ekim ayında giderek sertleşen protesto gösterilerinde halk iktidardan ekonomik durumun ve sosyal yaşamın iyileştirilmesini, yolsuzluklara son verilmesini istiyordu. Irak'taki kadar kitlesel olmasa da benzer taleplerle Güney Kürdistan'da da gösteriler gerçekleştiriliyordu. Halkın sokaklara inmesi sert saldırılarla karşılaşmalarına neden oldu. Irak'ta merkezi yönetim göstericilere karşı silah kullandı, birçok gösterici yaşamını yitirdi. Duhok, Hewler ve Süleymaniye'de asayiş güçleri göstericilere silah sıkmasa bile onlar da göstericilere sert müdahalelerde bulunup hak talep edenleri gözaltına aldı. Duhok'ta geçtiğimiz hafta gerçekleşen gösterilerden birinde asayişin sert müdahalesine maruz kalan onlarca öğretmen darp edilerek gözaltına alındı. Irak'taki gelişmeler yönetim değişimine neden oldu. Halkın tepkilerini dindiremeyen Adil Abdülmehdi başbakanlıktan ayrıldı. Uzun bir aradan sonra parlamento Mustafa El Kazimi'nin kabinesini onayladı. Kazimi'nin ilk işi göstericilere hak veren açıklamalarda bulunmak oldu. Önceki yönetim döneminde hapsedilen göstericilerin kısa zamanda serbest bırakılacağını belirten Kazimi,
yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yaralanan göstericilere tazminat verileceğini açıkladı. Kazimi bu açıklamalarla birlikte gösterilerin son bulmasını da istiyor. Halk ise somut adım görmeden, yolsuzluklar son bulmadan ve ekonomik istikrar sağlanmadan sokaktan çekilmemekte kararlı. Irak'ta yeni hükümetin kuruluşu Güney Kürdistan yönetimini de hareketlendirdi. Koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle zor günler yaşayan, yaşadığı kriz katlanarak artan Güney Kürdistan yönetimi, Irak merkezi hükümetinden destek istiyor. Kazimi'nin kabinesine parlamentoda destek veren Güney Kürdistan yönetimi bütçeden pay alır mı, almaz mı? Yeniden başlayan müzakereler nereye evrilir bilinmez. Ama hem Irak hem de Güney Kürdistan yönetiminin dile getirmediği, görmezden geldiği bir durum da Türk Devleti'nin bölgede bulundurduğu işgal güçleridir. ABD desteğiyle kurulan Kazimi yönetimi Türk Devleti'nin bölgedeki işgaline neredeyse hiç değinmedi. Güney Kürdistanlı parlamenterlerden bazılarının tepki gösterdiği bu durum bölgedeki istikrarsızlığın da nedenlerinden biri. Özellikle Güney Kürdistan halkı bu konuda hem merkezi yönetimin hem de Kürdistan hükümetinin adım atmasını ve Türk devletinin bölgedeki işgal güçlerinin varlığına son verilmesini istiyor. Evet, konuyu yazar Kerem Çiftçi ile konuşacağız evlerden. Sayın Çiftçi, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle medya haber çalışanlarına ve değerli izleyicilerine Güney Kürdistan'dan iyi bayramlar diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Ben hemen ilk soruyu sorayım. Irak'ı özellikle merkezi hükümetin kontrol ettiği bölgelerde gösteriler hükümeti değiştirdi demek mümkün mü? Yani Adil Abdülmehdi'nin gidişi, Mustafa El Kazimi'nin gelişi, gösterilerin yarattığı, Irak halkının sokağa çıkmasının yarattığı basınç mıydı? Kısaca ne dersiniz? Evet, biraz önce dosyada da genişçe siz açımladınız zaten. Fakat kanımca yakından bu süreci biz takip ettik. Elbette önemli bir etkendir. Halkın sokaklara inmesi, yine binlerce bedel, binlerce kişinin canına mal olan bedeller ödemesi takdire şayandır. Bununla birlikte ciddi anlamda... Evet, yayın dondu. Arkadaşlar tekrar arar bu arada Sayın Çiftçi. Biz Sayın Çiftçi ile Irak'ta yaşanan gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Onunla özellikle hem iktidarın değişmesinde gösterilerin rolünü konuşacağız. Ama diğer taraftan da Irak'ta iktidar değişse bile sonuç itibariyle Türk Devleti'nin bölgeye dönük müdahalesiyle ilgili yaşanan tepkisizliği de değerlendireceğiz. Yani Mustafa El Kazimi hükümeti de aslında Türk Devleti'nin oradaki işgalini görmezden geldi. Diğer taraftan Güney Kürdistan'da uzun zamandır yaşanan gelişmeler karşısında hükümetin bir tutum almaması hala devam ediyor. Yani şu ana kadar bilinen 30'a yakın Güney Kürdistan'da Türk askeri karargahı var. Tabii bu son dönemlerde bir de Güney Kürdistan'da yaşanan gösteriler oldu. Zaman zaman gösterilerle ilgili de sonuçta sert tepkiler de gösterdi asayiş güçleri. Özellikle doğudaki gelişme böyle bir şeydi. Bunları Sayın Kerem Çiftçi ile konuşacağız. Kısa bir kopukluk oldu Sayın Çiftçi. Kaldığınız yerden devam edin lütfen. Evet, elbette halkın protesto gösterileri çok ciddi sonuçlar yarattı. Mevcut olan Irak politikaları üzerinde nitekim hükümetin uzun süre kurulamaması bu büyük halk direnişi sayesinde oldu. Fakat şöyle bir gerçeklik de var. Aslında yoksulluk, mezhepsel bölünmüşlük ve talan işin asıl kısmıdır. Yani dolayısıyla her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle, yine dış güçlerin desteğiyle son kertede bir hükümet, Sayın Mustafa Kazimi hükümeti kurulmuşsa bile, bu yakın süreçte Irak'ta ciddi temelde bir
çözüm yaratacağı kanısında değilim. Nitekim koşullu bir hükümet kuruldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir basıncı söz konusu. Burada halk ayaklanmalarından ziyade uluslararası güçlerin Irak üzerinde ve Büyük Ortadoğu projesi eksenli çabaları da söz konusu. Dolayısıyla son süreçte Sayın Kazım'ın getirilmesi de bir hem İran'ın onayıyla oldu, hem ciddi anlamda Şiilerin ve Kürtlerin desteğiyle oldu ve dış konjektür açısından da bir konsenso adayıydı. Siz Mustafa Kazım'ın kimliğine baktığınız zaman da ciddi anlamda istihbarat daire başkanı, Irak istihbarat daire başkanıdır kendisi. O noktada da yakın gelecekte tekrar bu protestoların alevleneceğini öngörmek için kayın olmak gerekmiyor bence. Peki. Zamanımız daralıyor. İki sorumu birlikte soracağım. Mümkünse 3-5 dakika içerisinde derli toplu yanıtlarsanız sevinirim. Birincisi, Güney Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Irak Merkezi Hükümeti arasındaki görüşmeler nasıl gider? İkincisi ve önemlisi, belki hem Merkezi Hükümet hem Güney Kürdistan Bölge Parlamentosu Başkanlığı, Başbakanlığı Türk Devleti'nin bölgedeki askeri güçlerinin varlığına karşı kör, sağır ve dilsizi oynuyorlar. Yani hiçbir şekilde gündeme getirmiyorlar. Buna karşı ne dersiniz? Yani bu politikada değişiklik olması mümkün mü önümüzdeki dönemde? Evet, aslında Irak şahsında gelişen gerçeklik biraz ulus devletlerin statikosu ile de ilgilidir. Ulus devletler krizi var Orta Doğu'da ve bu Irak'ta belirginlik kazanıyor. Türkiye Cumhuriyeti de işgalci tutumuyla mevcut olan bu ulus devletlerin aslında statikonun kendisini hamisi ve temsilcisi olarak görüyor. Bunu yaparken de özellikle dört parça Kürdistan'da Kürtlerin herhangi bir statüye sahip olmaması için de ciddi anlamda bir strateji yürütüyor. Yani bu diplomasi stratejisi biz Sayın Mustafa Kazım'ın ilk kutlayanlardan biri de Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dı. Yine Güney Kürdistan'ı ciddi anlamda Kürtler arası bir çatışmaya, bir ciddi anlamda çatışma pozisyonuna, gerginlik pozisyonuna sokan asıl güç de aslında burada Türk Devleti'dir. Türk Devleti'nin yürütmüş olduğu diplomasi yakın süreçte biz başkent Erbil'de takip etme şansımız oldu. Ciddi anlamda Türk Devleti burada temaslarda bulunuyor. Bu temaslar bir yönüyle de biliyorsunuz zaten Irak'la mevcut Irak hükümetiyle Güney Kürdistan hükümeti arasındaki en temel çelişki Irak Anayasası'nda yaklaşık bütçenin %17'sinin Güney Kürdistan'a verilmesi konusu. Bu parayı vermiyor. Bu parayı vermediği zaman da ciddi bir evet, yayınımız tekrar kesildi. Sona doğru da gelmiştik. Belki Türk Devleti'nin tutumunu da öğrenebilirdik ama artık bir başka zamana tekrar Sayın Çiftçi ile bu konuyu görüşmeye devam ederiz. Böyle diyeyim ve artık haftanın köşelerine geçelim. Bu hafta 3 köşemiz var sizlerle paylaşacağımız. Bunlardan biri, birincisi Yeni Özgür Politika'da Mustafa Karasu'nun yazısı. Koronavirüs psikolojik savaş aracı haline gelmiştir diyor Karasu. Ama tekrar hatırlatalım, biz dosyaları, köşeleri özet olarak alıyoruz. Daha geniş biçimli kaynak gösterdiğimiz yerlerden elbet izleyicilerimiz okuyabilirler. Evet, Mustafa Karasu'nun köşesini birlikte isteyelim. Tayyip Erdoğan hala tüm şifreleri çözülmeyen 15 Temmuz darbe girişimini Allah'ın bir lütfu olarak değerlendirmişti. Koronavirüs tabii ki AKP-MHP iktidarı tarafından planlanan ve yönlendirilen bir biçimde ortaya çıkmamıştır. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi nasıl ele alınmışsa koronavirüs de böyle ele alınmıştır. Demokrasi güçlerine ve Kürt halkına karşı bir saldırı ve psikolojik harekata dönüştürülmüştür. Koronavirüsü topluma karşı bir savaş gibi ele alıp planlayan ve pratikleştiren tek ülke Türkiye oldu.
Hatta özel savaşı daha da yaygın ve yöntemlerini çeşitlendirerek pratikleştirdiler. AKP-MHP faşist iktidarının bu dönemde saldırısını arttırması ve iktidarını güçlendirme adımları atması, muhalif güçlerin koronavirüsün psikolojik savaş haline getirilmesinin etkisinde kalmalarının payı da büyüktür. AKP-MHP faşist iktidarı koronavirüs zamanını taşları bağlama ve köpekleri salma biçiminde değerlendirmiştir. Bu psikolojik savaşın esas hedefi de Kürtler olmuştur. Kürdistan'da önceden de toplumsal eylemlere şiddetle saldırırken şimdi de bu saldırısını normalleştirmiş ve meşrulaştırmıştır. İnsanların bir araya gelmesini engellemeyi koronavirüsü gerekçe göstererek yapmaktadır. Nusaybin'de olduğu gibi iki çocuğun bir araya gelmesine bile görülmedik bir şiddetle saldırılmaktadır. Çünkü talimatı böyle almışlardır. Bu uygulamaları da koronavirüsün psikolojik harekata dönüşmesinin toplumda yarattığı etkiyi kullanarak da yapmaktadırlar. Koronavirüs zamanında topluma yönelik psikolojik harekat yürütülüp toplum tepkisiz ve hareketsiz bırakılırken normalleşmeye geçme sürecini de bu durumu tamamen hukuki, yasal ve meşru hale getirmek olarak pratikleştirmektedirler. Başta Kürtler olmak üzere tüm demokrasi güçleri bu psikolojik savaş etkisinde ve illüzyondan kurtularak derhal faşizme karşı örgütlenme ve eylem seferberliğine geçmelidir. Koronavirüs ve bu virüse karşı alınması gereken önlemler bu örgütlenme ve mücadeleye engel değildir. Engel haline getirilmemelidir. Faşizme karşı eylemsiz kalmak, psikolojik savaşın amacı doğrultusunda hareket etmek ve kendini ölüme yatırmaktır. Bunun Kürtler için anlamı kendini soykırım bıçağı altına yatırmaktır. Bu koronavirüsten 1000 kat daha öldürücü ve yok edici değil midir? Koronavirüs zamanı Kürtleri soykırıma uğratma zamanı haline getirilmiştir. Tüm Kürtler bunu görmeli. İpnotize ve illüzyonun yarattığı uyku ve tepkisizlik halinden çıkmalıdır. Her sokak, mahalle, iş yeri bir örgütlenme ve eylem alanı haline getirilmelidir. Evet, Sayın Çiftçi tekrar yayınımıza aldı arkadaşlar. Teknik aksaklık nedeniyle ben özür dileyim. Sayın Çiftçi belki son 1-2 dakika biraz da kopmadan dolayı zamanı ne yazık ki verimli kullanamadık. 1-2 dakikada bize özetleseniz mümkünse. Buyurun, sizi dinliyoruz. Zirevert ile başlayan, Rojava ile devam eden aslında Afrin'den ve medya savunma araplarına dönük bütün bu saldırıların perde arkasında ciddi anlamda yeni Türk devletinin çökertme konseptiyle ilgili bir konudur. Bu konsept içerisinde Güney Kürdistan'ın uluslararası meşruiyetini de kullanan ve şu anda Türk bankalarında bir nevi rehine olarak tutulan Güney Kürdistan sermayesini bir koz olarak kullanma durumu var. Buradaki ekonomik krizin en büyük nedenlerinden biri de özellikle Türkiye hükümetinin elinde bir poz olarak tutmuş olduğu bu defasa Kürt sermayesidir. Bununla birlikte yakın süreçte ciddi gerginliklerle birlikte eğer 21. yüzyılda Kürtler ulusal birlik temelli bir ulusal strateji etrafında birleşemese dört parça Kürdistan'ı çok ciddi bir krizin beklediğini, çok ciddi risklerin oluşturulduğunu söylemek öngörü açısından belki hepimizin görevidir. Peki, ben tekrar teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp yayınımıza katıldınız. Ufak tefek teknik aksaklıkların da ben izleyicilerimiz tarafından hoş görüleceğine inanıyorum. Tekrar size teşekkürler, iyi bayramlar. İyi bayramlar, selam saygılar. Evet sevgili izleyiciler, haftanın köşelerinde kaldığımız yerden devam edelim. Sırada Gökçer Tayıncıoğlu'nun T24'te yazdığı köşe var. Kaldırım demiş, tek kelimelik bir köşe yazısı. Birlikte izleyelim. Bitlis'te sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü 2017'de bazı mezar taşlarının üzerinde tahammülü zor semboller bulunduğu gerekçesiyle bir mezarlık yıkıldı. Yıkılan mezarlar tek tek açıldı, çıkan kemikler kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aileler çocuklarının mezarını sordu, çıkan kemikleri sordu, nerede olduklarını, ne işlem yapıldığını sordu. Yanıt alamadı. Tam 3 yıl sonra Mezopotamya Haber Ajansı'nda bir haber yayımlandı. Habere göre 18 mezarlık alan açılarak 261 cenaze buraya defnedilmişti. Bir tarafına tuğladan duvar örülmüş, defin alanının üzeri 30 santimlik beton bloklarla kapatılmış, üstüne de kaldırım taşları yeniden döşenmişti. Görüntüler olmasa haberi yalanlamak mümkün olacak belki de, ancak görüntüler anlatıyor olanları.
Kimlikleri araştırıldı mı bir yanıtı yok. DNA analizi için ailelerle temas kuruldu mu, ailelerden herhangi birine herhangi bir bilgi verildi mi, bunun da yanıtı yok. Bu cenazelerin sahipsiz olduklarını nereden bilindiğinin de yanıtı yok. Bu kemiklerin örgüt mensuplarına ait olsalar da ailelerine teslim edilmesi yükümlülüğü bir yana, örgüt mensuplarına ait olup olmadığının da yanıtı yok. Arabalar yanından geçiyor kemiklerin, insanlar o kaldırımdan geçiyor. Hayat ölmüş insanların üzerinden bütün acımasızlığıyla bir daha geçiyor. Utanan ne az insan var. Ama mühim değil bunlar. Cumartesi annelerine terörist dersiniz, kapanır mevzu. Çocuklarına terörist dersiniz, kapanır. Özenle oluşturulmuş saçma hassasiyetleri cilalar parlatırsınız. Balkona asılmış bir havlu için valilik işlem başlatır, bir polis şefi yasal bir partinin vekiline propaganda yaptırmam diyerek parmak sallar, sokağa çıkma yasağında idari ceza gerektiren eylemde bulunan kişiler savaş suçlusu gibi arkaları dönük hizaya dizilir, alkışlarsınız. Bizim hassasiyetlerimiz terörist, ajan, provokatör, bayrak. Hakaret ve hamaset kolaydır, değer oluşturmaksa güç. Yine de belki hala bir umut vardır. Çocuğunun ölüsünü arayan bir annenin yalnızlığını anlamak için fırsattır belki tüm bu süreç. Ya da kaybettiğimiz, bulamadığımız kendimizi. Evet, ekranlarımıza da yansıyan bir son dakika var. RPG Basın İrtibat Merkezi'nin açıklaması bu. Şehit Bager ve Şehit Ronya devrimci hamlesi kapsamında güçlerimiz işgalci TC ordusuna yönelik eylemler düzenlemiştir açıklamasında. Özellikle Avaşin, Kalkürke ve Çele'de HPG ve YJSTAR gerillalarının gerçekleştirdiği eylemlerin ayrıntılarını HPG Basın İrtibat Merkezi duyurmuş. Burada Türk ordusuna yönelik gerçekleştirilen bir dizi eylemde tespit edilen 6 Türk askerinin öldürüldüğüne dair bilgiler de var. Bu da son dakikaydı. Evet, günün son köşe yazısını Artı gerçekten aldı. Hamide Yiğit yazmış. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgede artan rolünü ve Türkiye ile çatışmalarını incelemiş ve bunun bir Rus planının bir parçası olup olmadığına bakmış. Birlikte bakalım yazıya. Son zamanlarda AKP'nin havuz medyasının gündeminde Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın Türkiye düşmanlığı yer aldı. Peki ne oldu da Birleşik Arap Emirlikleri AKP medyasının gündemine yeni birinci sınıf düşman olarak girdi? Belli ki Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin Suriye'deki varlığını sonlandırmak ve Türkiye yanlısı cihatçı grupları tasfiye etmek istiyor. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nin istediği, Şam'ın da kabul edebileceği yeni muhalefet figürlerini öne çıkarmaktır. Peki ya Rusya ve ABD gibi faktörler bunun neresinde? Son zamanlarda ABD'nin Kürtleri birleştirme girişimi konuşulmaya ve buna dayanarak Suudi Arabistan sponsorluğunda bir Kürt ordusu kurma iddiası dolaşmaya başladı. Fakat siyasi analist İbrahim Mustafa Kaban'a göre bu iddiayla ilgili resmi bir şey yok. Ama Türkiye ve Katar'ın Suudi eksenine yakın silahlı muhalefeti tasfiye etme girişimlerini engellemek amacıyla bazı körfez ülkelerinin SDG'ye yakınlaşmaları söz konusudur. Rusya'nın tutumuna gelince adı geçen kaynak Rusların Birleşik Arap Emirlikleri girişimine itiraz etmediğini çünkü doğrudan kendisini teşvik ettiğini söylüyor. Geçtiğimiz aylarda Rusya'nın Suriye'yi çatışma aşamasından istikrar aşamasına taşıma konusunda uluslararası kabul edilebilir bir çözümü körfez ülkeleriyle görüşmeye başladığını gördük. Öyle anlaşılıyor ki Birleşik Arap Emirlikleri Rusya ile bu müttefikliği kabul etmiş ve işe koyulmuş bile. Fırat'ın doğusu ve Şam'la Kürtler arasında bir yol haritasının belirlenmesiyle ilgili eğer gerçekten bu yönde bir Rus planı varsa Birleşik Arap Emirlikleri buna sıcak bakıyor demektir. Çünkü Şam'a götürdüğü tekliften anlaşıldığı üzere yine Rus planının bir parçası olarak Türkiye'nin Fırat'ın batısındaki varlığı ve özellikle İdlib krizi konusunda harekete geçmeye hazır olduğunu göstermiş oldu. İşte son zamanlarda AKP'lilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne öfkelerini yükseltmeleri bundandır. Deniliyor ki Bin Zayed Esad'a Türkiye'yi çıkarması için 3 milyar dolarlık yardım teklif ederek Türkiye'yi Libya çatışmasından uzak tutmayı amaçlıyor. Ancak son hamlelerle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin yayılmacı hayallerini sadece Libya'da değil, Suriye'de de bitirmek istediğini belli etti. O yüzden son zamanlarda AKP medyasının gündemini yeni düşman Birleşik Arap Emirlikleri işgal ediyor.
Medya manşete kayıplar haftasıyla başladık. Yayınımız içerisinde bir son dakika haberi de verdik. Sonuçta devletin kaybettiklerini arayan insanlar var ama hala süren ağır bir savaş da var. Bu bayram gününde aslında hep biz şunu biliyoruz. Eğer Türk devletini yönetenler, saray rejimi Kürtlere düşmanlıktan vazgeçer, eşit, demokratik ve özgür bir yaşam için diyalog ve müzakereyi tercih eden politikalara yönelirse aslında bunların tümünün tersine dönmesi mümkün. Ancak devlet kuruluşundan bu yana AKP-MHP rejimi döneminde de bir türlü o düşman politikadan, düşmanca politikadan vazgeçmedi. Üstelik son zamanlarda bunu tüm Orta Doğu'ya yaydı. Ben önümüzdeki bayramlarda artık ölümlerin konuşulmadığı, insanların eşit, demokratik, özgür ortamlarda birlikte yaşayabildiği bayramlar yaşamanız dileğiyle bayramın ilk günü yaptığımız bu programı burada bitiriyorum. Görüşmek dileğiyle, sağ olun.